Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantı yapıyoruz. Öncelikle hamurun malzemeleri 3 adet yumurta, 6 su bardağı un, 2 su bardağı su, 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz. Malzemeleri saydığıma göre hamurun yoğurma aşamasına geçiyorum. Öncelikle yumurtalarımı iyice çırpıyorum. Çırptıktan sonra tuzu ilave ediyorum. Tuzla da bir miktar çırpıyorum. Daha sonrasında 2 su bardağı suyu boşaltıyorum. İyice karıştırdım. Karıştırdıktan sonra çırpıcıyı çıkartıyorum. Unumu ilave ederek elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz biraz sert olması lazım. Mantı hamurlarının poğaça hamuruna göre biraz daha sert olması gerekiyor. Kapta yoğurduktan sonra masamın üzerine aldım. 5 dakika özleye özleye yoğurdum. Şimdi hamurumu 3 eşit parçaya ayırıyorum. Hemen bir bıçak yardımıyla şöyle kesiyorum. Üç eşit parça dedim ama 4 eşit parçaya ayırmaya karar verdim. Ayırdıktan sonra bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi yaptım. Şimdi kenara alarak üzerini bir poşetle kapatıyorum. Mantının iç harcını yapmaya başlıyorum. İç harcı için kullanmış olduğum malzemeler 500 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 orta boy soğan, 3-4 diş sarımsak rendesi, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi bütün malzemeleri birbirine karıştırıp iyice yoğuruyorum. Soğanı ilave ettim. Baharatlarımı ilave ediyorum. Tuzu ilave ediyorum. Limon suyunu ilave ediyorum. Limon suyunu ilave etmemin sebebi arkadaşlar, ette koku falan gelmiyor. Limon suyu asitli olduğu için eti pişirmiş oluyor. İyice yoğurarak bir kenara alıyorum. Kıymamı iyice köftelik gibi yoğurdum. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Yufkamı açana kadar dışarıda bozulmasın. Dinlendirmiş olduğum hamurun altına un döküyorum. Şöyle elimle büyüterek açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz dinlendiği için sizi hiç zorlamadan açacaksınız. İstediğim büyüklüğe gelene kadar açma işlemine devam ediyorum. Yufkamı istediğim büyüklükte açtım. Hemen kalınlığı da şöyle size gösteriyorum. Şimdi bir rulet yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. Kestikten sonra tekrar diğer tarafından da aynı genişlikte keserek kare bir hamur kesmiş olalım. Kesmiş olduğum hamurlara şöyle birer çimdik içten yerleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar, kıymamız iki kere çekilmiş olsun. Tek çekim olursa etler çok fazla pişmez, ağzımıza gelir. Kıyma harçlarını yerleştirdim. Şimdi hemen nasıl katladığımı size gösteriyorum. Şöyle karşılıklı getiriyorum. Kenarlardan yapıştırıyorum. Şu uç kısmını bir miktar açık bırakıyorum. Haşlanırken içerisine su girsin, etler iyi pişsin. Gerçekten çok pratik arkadaşlar. Birazını ben şoklayacağım. Buzdolabına koyacağım daha sonra kullanmak için. Birazında akşama misafirlerimiz var. Onlar için haşlayacağım. Bütün işlemi bu şekilde hızlıca devam ediyorum. Mantılarımı hazırladım sevgili takipçilerim. Şimdi tepsinin üzerine un ekiyorum. Tekrar mantıların aralarına da un ekleyeceğim. Daha sonra
buzluğa koyacağım. Mantıları unlayarak tepsiye yerleştirdikten sonra buzdolabının buzluk gözüne koyuyorum. Orada yarım şoklama işlemi yapıyorum. Bu arada diğer mantılarımı da yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, buzdolabında gördüğünüz gibi mantılarım şoklandı. Şimdi buzdolabı poşetine koyuyorum. İstediğiniz zaman hemen derhal çıkartıp haşlayabiliyorsunuz. Hemen şoklananı poşete doldurdum. Bunu tekrar buzluğa koyacağım. Tekrar yapmış olduğum mantıları aynı şekilde böyle şoklayarak poşetliyorum. Mantılarımın hepsini yaptığım şoklayarak dolaba kaldırdım. Şimdi sizler için de hemen bir torba çıkarıyorum, haşlayacağım. Önce tencereme suyu aldım, kaynatmaya başladım. Suyum kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Sonrasında hemen bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ki mantımız haşlanırken yapışmasın. Daha sonrasında şoklamış olduğum mantılardan bir miktar suyumu boşaltıyorum. Şöyle karıştırarak kaynadıktan sonra orta ateşe alarak haşlama işlemine devam ediyorum. Haşlanırken bir taraftan da sosunu yapmaya başladım. 1,5 yemek kaşığı tereyağı koydum. Ben sade yağ kullanıyorum. İsterseniz normal tereyağı da kullanabilirsiniz. Eritmeye başladım. Yağı erittikten sonra bir tatlı kaşığı acı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası koydum. İyice kavuruyorum. Salçamı kavurduktan sonra 2 kepçe haşlamış olduğum mantının suyundan ilave ettim. İyice açtım. Gördüğünüz gibi mantılar da pişmeye başladı arkadaşlar. Mantılar suyun yüzeyine çıktıysa mantılar pişmiş demektir. Şimdi hemen servis kabına çekiyorum. Mantıları servis tabağına çıkardım. Gördüğünüz gibi gerçekten harika oluyor. Hiç yapışma, dağılma olmuyor. Hemen sosumdan şöyle üzerine de gezdiriyorum. İsterseniz tabağınıza yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonra geldim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.